Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde sizlere bir monitör ayağı tanıtacağım. Bu kutusu gördüğünüz gibi, monitör ayağı da gördüğünüz gibi düz bir şekilde iki tane monitörü üst üste bağlamanızı yarıyor. Hemen sağ tarafına geldiğimiz zaman 75-75 ya da 100'e 100 VESA desteği olduğunu görüyoruz bağlantı için. 8x2 kilo taşıma gücü var. Curved monitörleri uyumlu. 13 ile 32 inç arasında monitörleri bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca gördüğünüz gibi artı eksi 90 derece döndürebiliyoruz. Ve tabii ki tilt özelliği de var. 45 derece aşağı yukarı ya da 360 derece monitörü dik ya da yatay haline getirip kullanabiliyoruz. Bakalım şimdi kutuyu bir açalım. Sizle birlikte açacağım. Amazon'dan aldım. Merak edenler için ürünün linkini açıklamaya bırakırım. Ürün 499 TL'lik bir fiyata sahipti ben alırken. Tabi yurt dışından alındığı için fiyatı değişebilir. Gümrüğü, shipping'i, ıvırı zıvırı derken aşağı yukarı 700 liranın biraz üzerinde bir maliyete bana geldi. Türkiye'de bu arada üst üste bu kadar kaliteli bir ürün bulamadım. Şu şekilde kitapçığını da göstereyim size. Buradan montaj kısmını gösteriyor. Evet, ben de buna bakarak kuracağım. Videoda bunu nasıl kuracağımı size göstermem. Çünkü bunları tek tek bakarak yapmam vaktimi alacaktır. O yüzden siz de ters tutuyormuşum. Normalde Türkler bildiğiniz gibi kullanım kitapçığına fazla bakmaz. Ama bunda çok incik boncuk var. O yüzden ben bakmanızı öneriyorum. Şöyle bir malzemesine bakalım. Ufak ufak çıkartalım. Burada bir darbe yemiş bu arada. Bakalım neler çıkacak. Buradan masa ayağı çıktı. Benim en çok merak ettiğim kısım bu. Çünkü sağlam mı değil mi, bütün ağırlığı taşıyacak parça bu. Vallahi gayet güzel gibi duruyor. Sağlam. Bu üstten de parçasını tabii ki vidalayacağız. Evet, bunun böyle oynaması güzel. Eğimli bir masanız varsa bununla onun dengesini alıyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Ve bu malzeme de gayet sağlam. Döküm demirden yapılmış. Made in China diyor bu arada. Bu kısmı geçelim. Şu kutuyu açalım. Hatta mümkünse şunu şöyle kenara koyup buradan açmak istiyorum. Bakalım bu kutudan ne çıkacak. Buradan monitör kısmı çıktı. Evet, monitörü buraya takacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Bütün vidalar alyan başlı. Ve gerçekten bununla sımsıkı sıkabilirsiniz. İçinden alyan anahtarı çıkacak mı? Merak ediyorum. Bu da diğer monitör tutucumuz. Bu da güzel. Cihazın borusuna gelen kısım plastik. Mika gibi. Bunu çıkartarak takacağız büyük ihtimalle, bunu söktükten sonra. Bunlar ikinci parçalarımız. Bu kutuyu açalım bakalım. Bu kutudan ne çıkacak? Evet. Bunda monitör VESA bağlantıları var. Evet. Monitörümüzü bunu monitörümüze bağlayacağız. Bundan iki tane var. Çünkü çift monitör bağlayabiliyoruz. Bunları şöyle çıkartalım. Alalım. Bunun kitapçığına bakmak lazım. Çok incik boncuk var. Evet, işte beklediğim. Elimdeki alyan anahtarları olup olacak mı diye merak ediyordum. Amcamlar uygun alyan anahtarları da koymuşlar. Muhteşem. Bunlar da vidalar. Düşürmeden tabii ki kullanalım. Bunların hepsini ben montaj sırasında ayıracağım. Ve yanmıyorum. Abi muhteşem bir paketleme. Ben hiçbir aldığım üründe böyle bir paketleme görmedim. Ya muhteşem yapmış adamlar.
her kullanacağınız, bakın, MA, MB, MC, MD, ME, MF diye bölümlendirmişler. Muhteşem ya. Böylece kitapçığına bakarken MC'nin montaj kısmı dediğinize gelip buradaki vidaları kullanacaksınız. Çok güzel olmuş. Bunu açmayalım. Lazım oldukça montajlarken kullanacağız. Şuna bakalım. Evet. Monitör ayağımız. Daha doğrusu bacak. Bunu böyle masaya monte edeceğiz. Şunu kaldırayım. Sesi duyabiliyor musunuz? Metal. Kaynaklı metal. Çok sağlam duruyor. Bu birinci kısım. Bu da ikinci kısım. İkinci parça. Evet. Bunun ne olduğunu merak etmiştim. Bu ikisini birbirine montajlamak için. Evet. Abi adam bunu bile düşünmüş ya. Bu şekilde ayrı yapmış. Şöyle. Evet, gözünüzde montajlamayacağım demiştim ama. Evet. Upuzun. Şurası biraz tırtıklı gelmiş. Ama çok da önemli değil. Zaten monitörler kapatacak bunu. Evet, bir hayli uzun. Şimdi bana izin verin. Ben bunun bir montajını yapayım. Ondan sonra bitmiş halini göstereyim size. Montajı tamamladım. Aslında kurulumu çok basitmiş ama şunu söyleyeyim. Yanınızda bir kişi daha olsun. Çünkü tek başına iki monitörü üst üste koymak gerçekten zor. Şöyle birazcık uzaklaşayım, size göstereyim. Yani cidden çok keyifli ve rahat bir oturma oldu. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Önce monitörleri de anlatayım size. Alttaki 34 inç ultra wide, üstteki 31.5 inç normal 16'ya 9 formatında bir monitör. Koltuğa oturduğunuz zaman üst taraftaki sıkıntı oluyor mu diye düşünüyorsunuz. Şunu şöyle göstereyim. Şimdi ben koltuğa oturdum ve oyunu bu şekilde oynadığım zaman üst monitörde, şimdi siz tabii benim kendi gözümün gördüğü açısından çok göremiyorsunuz ama monitörde gayet rahat bir şekilde kafamı geriye yaslayarak oyun oynayabiliyorum. Gerçekten çok keyifli ve rahat oldu. Tabi art monitörde de istediğimi yapabiliyorum. Bu arada Windows üzerinden monitörleri alt üst olarak ayarladım. Onu da şöyle göstereyim. Nvidia denetim masasına girdiğiniz zaman tabi bunu Windows üzerinden az ayarlayabiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Buradan birden çok ekran ayarla dediğiniz zaman monitörleri bu şekilde alt üst olarak ayarladım. Bunları istiyorsanız sağa sola da alabiliyorsunuz böyle sürükleyerek. Monitörlerin dikey pikselleri, özür dilerim, yatay pikselleri aynı olduğu için genişlikleri aynı olmasa bile bu şekilde çok güzel bir görüntü sağladı. Bu fiyata değer mi? Bence değer. Çünkü Türkiye'de bu şekilde ayaklar cidden çok pahalı. Bana yaklaşık 700-750 liraya patladı bu monitör düzeni ve gerçekten ama gerçekten beklediğime ve uğraştığıma değdi. Benim şurada gördüğünüz gibi yanımda bir adet televizyon var stüdyoda. Orada bir televizyon daha var. Yan yana monitörleri koyma imkanım yoktu. Çünkü benim ultra wide monitörüm çok uzun. Ve şu alanım dar.
Yani aslında alan geniş de iki tane monitörü yan yana koyabilecek bir alanım yok. Çünkü buradaki televizyon buna engel oluyor. Ama üst üste kullanmak cidden çok keyifli, çok rahat. Bunu bu şekilde bir setup kurmak isteyenlere çok gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Şimdi bunları bu şekilde sağa sola doğru çevirebiliyorsunuz. Ben bunu paket açarken söylemiştim. Şöyle çok oynatamıyorum çünkü bunları ayarlamam bayağı bir zamanımı aldı düz olacak şekilde. Monitörü bu şekilde oynatabiliyorum. Bu şekilde oynatabiliyorum. Ve bu şekilde döndürebiliyorsunuz ayrıca. Yani üstteki bu ultra wide monitörü diyelim. Aşağıdaki ultra wide monitörü. Üste koydum. Ve ben bunu 180 derece çevirdim. Dik olarak kullanıyorum. Alta da 31,5 inç monitörü koydum. Sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. Şöyle ben montaj edilmiş tarafını da göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi bu üstteki monitör. Bu da alttaki monitörün bağlantı bölümleri. Gerçekten ben çok beğendim. Uzun zamandır aldığım şeylerde bu kadar keyif almamıştım. Bunu da size gönül rahatlığıyla öneriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalda abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.